Merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sorularınızı cevaplayacağım. Çünkü birçok soru birikti, sorular. Onları cevaplamam lazım. Çünkü birer birer yazıyorum. Ama genel olarak istediğiniz sorular var. Onları bugün cevaplamam lazım. Tamam mı? Baştan bir notum var size. Geçen hafta sonuna bir şey koyacağım dedim, hani sürprizim var dedim. Bildiğiniz bir şey ama onu unuttum geçen hafta. Bana hatırlatın dedim, hiç kimse hatırlatmadı. Onun için bu hafta sonu koyuyorum, tamam mı? Onu da göreceğiz. Şimdi sorunun biri diyor ki, Kemal'in hayatında kimler geldi, kimler geçti? Bunların hepsini bize anlatır mısınız? Şimdi hepsini anlatmam çok zor. Tabii ki birçok insan geçti, tanıdık, arkadaş, dost, akraba, evet, ama hepsinden bahsetmek mümkün değil. Hayatından bahsetmeye değer kişileri ben anlatmaya çalışıyorum. Eğer Kemal'i üzmüşlerse, Kemal'i anlayamamışlarsa, öyle diyeyim, onlardan bahsetmenin hiç gereği yok arkadaşlar. Tamam mı? Tatlı tatlı, güzel güzel biz bize anlatayım, siz de dinleyin. Daha çok anlatacağım var tabii, şahıs olarak da. Senaryoları okur muydu diyorlar. Senaryoları tabii ki okurdu. Hepsini okurdu. Benimle paylaşmazdı. Biliyor musunuz ki en son Balalayka filmini ilk defa bir senaryoyu, şunu bir okur musun dedi. Balalayka'yı bana okuttu. İnanılır gibi değil. Senaryoları okur, oraya bırakırdı. Ama sakın ne olur okumayın. Çünkü benim kafam karışır. Yorum yapmayın. Onun haklı şöyle bir tarafı var. Biz okursa aman canım böyle film çekilmez diyebiliriz. Veya ay bu çok güzel deriz ama o kabul etmeyecektir. Onun için senaryolu okutmaz, kimseye de okutmaz. Kendisi karar verirdi. Kemal asla bir menajeri, bir basın danışmanı, bir akıl danışmanı, hiç öyle kimseleri yoktu. Onun için senaryolarını kendisi okur, değerlendirir. Diyelim ki senede 5-6 tane senaryo geldi. İçinden birini seçerdi. Eğer dediğim gibi ben okusaydım senaryoları, onun seçtiğini değil de şunu oyna diyebilirdim. Onun da kafası karışırdı o zaman. O kendi işini kendi görmeyi ve kararlarını kendisi vermeyi tercih ederdi her zaman. Bu soruyu da cevapladık. Hayatıyla ilgili film yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyoruz. Çünkü şöyle, tabii film başka bir şey. Mesela ben çok 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 sevdiğim kitapların filmlerini gördüm. Hiç kitabın yanından geçmemiş. Başka bir hikaye gibi. Veya çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz oyuncuların, politikacıların veya yazarların hayatları filme alındı. Onları da gördüm. Çoğu gerçekten uzak. Yani Kemal'in filmini tam olarak, gerçek olarak çekerseniz de çok fazla bir getirisi olmaz. Çünkü çok sıradan bir hayat. Böyle inişli çıkışlı olacak ki maceralar, kavgalar, gürültüler, barışmalar, terk etmeler, kavuşmalar, o zaman bir işe yarasın. Öyle bir şey yok ki biz dıngı 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 kıymalı bamya makarna hayat geçti. Bunun nesi roman olur, nesi film olur? Ben şimdi ama anlatıyorum size. Tamam mı? Eski insanlar, eski günler diye hayıflanmak. Ha, şimdi bana hep şey yazıyorsunuz. Ben böyle resim koyuyorum ya. İşte sünnet düğününden resimler veya başka şeylerden. Onları hayıflanmayın. Eski günler ne güzeldi, eski insanlar ne güzeldi. Ah o günler, sakın. Hep bugünü ve yarını düşünün. O zaman yaşanmış, bitmiş ama şimdi biz bunu yaşıyoruz. Ay keşke öyle olsaydı demenin inanın kimseye faydası yok. Kendin bak, bugünü de o güne çevirebilirsin. Güzelleştirmek istiyorsanız günlerinizi, siz çaba sarf edeceksiniz. Kimse size güzel gün sunmuyor. Onun için boş verin eskiyi. Eski eski de kalmış. İyi ki öyle yaşanmış. Hakikaten çok güzel günler. Ama inanın 10 sene sonra da bu günler için eski günler ne güzeldi diyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Kemal'i çok öfkelendi. Öfkelendi ne yapardı diyorsunuz. Kemal öfkelenmezdi. Kemal birisi karşısında kötü bir şey söylüyor bile olsa, ki oluyordu. İşte sen de bir şunu yapmıyorsun da, politik görüşünü de belli etmiyorsun da, ne biçim adamsın diyen arkadaşlarını ben gördüm. Ama Kemal şu vaziyette dinlerdi. Karşıdaki daha kuduruyor o zaman tabii. Sonra özür dilemek zorunda kalırdı karşı taraf. Kemal'i ben öfkeli hiç görmedim. Ne çocuklara karşı, ne bana karşı, ne bir çalışanına karşı.
ki onun özel çalışanı yoktu. Evde çalışanlar. Hani şoförü yok, bilmem nesi yok. Öyle bir etraf kalabalık bir adam değildi. Ona rağmen ben Kemal'i hiçbirisiyle münakaşa ederken, yüksek sesle konuşurken ve öfkelendiğini hiç görmedim. Demek ki benden mi sakladı? Yok. İnsan, öfkeli insan öfkesini nasıl saklayabilir? Kontrollü bir insandı. O da çok değerli tabii. Kıskanır mıydınız diyorsunuz, o sizi kıskandı mı diyorsunuz. Hayır, o beni kıskanmadı. Hiç de belli etmedi, belki de kıskanmıştır. Kimden kıskanacak? Evin içinde ben dolma sarıyordum yani ondan sonra. Ama Kemal hiçbir zaman mesela şunu giyme, açık giyme, işte bikini giyme, saçını şöyle yapma hiç demezdi. Ben de herhalde nerede ne giyeceğimi biliyordum yani. Şimdi biraz insanlar şaşırıyor nerede ne giyeceğini. Ama bizim zamanımızda zaten herkes aşağı yukarı belliydi yani. Cadde kıyafetimiz başkaydı, plaj kıyafetimiz başkaydı. Bir yere gider, onu söyleyeceğim size. Mesela bir kokteyle gidiyorduk biz. Ondan sonra filmin ilk açılış günü, işte ilk oynadığı gün galasının kokteyli. Tuvalet giyiyorduk. Ya da gece elbisesi ya da ona benzeyen bir şey. Benim zaten bir siyah balıkçı kazağım, siyah pantolon takımım vardı, ceket. Onu giyiyordum. İşte küpeler değişiyordu. Takma kirpik malum. Öyle iyi gibi duruyordu. Ama tuvaletle gidiliyordu galalara. Şimdi kot pantolonla gidiyorlar. Sahneye çıkıyor, ödül alıyor. Parka, kot pantolon, yelek böyle bir... Yani benim hoşuma gitmiyor. Yani her yerin bir kıyafeti var. Onu bilmek lazım. Benim Kemal'i kıskandığıma gelince, hayır ben Kemal'i hiç kıskanmadım. Çünkü öyle bir ortam olmadı. Yani beni kıskandıracak bir buluşma, konuşma, bakışma, öyle bir şey ben hiç yaşamadım. Onun için de aklıma bile gelmedi vallahi kıskanmak. Çok güzel kadınlarla iş yaptı. Çok güzel kadınlarla çalıştı. Ama hepsi benim ahbabım oldu. Şöyle ki yine o filmlerin galalarında karşılaştık, tanıştık. Ben de onları çok beğendiğimi, sevdiğimi söyledim. Onlar da bana güzel muhabbetle yaklaştılar. Ben hiç aklıma bile gelmedi. Eğer bakın tanıdığınız birisi veya birlikte yaşadığınız birisi, sevgiliniz, kocanız aklınızdan geçiyorsa ki bu güzel kadına bakmıştır, bununla bir şey yaşadı mı acaba diye düşünüyorsanız hemen terk edin onu. Böyle yaşanmaz. Aradı mı? O mu aradı? Bu mu aradı? Şimdi daha evvel de ben bunu söyledim size. Telefonuna bak, yok ceketinin cebine bak. Bunlar çok çirkin şeyler. Bunlar korkunç. Ayrıca kadınlar da erkekler de enteresan. Bence çapkınlık bir kompleks işi. Kendini daha iyi hissetme, daha iyi bir şeyler yapabiliyorum havasına sokma için yapılan bir iş diye düşünüyorum çapkınlık. Ondan sonra ama mesela kendine güvenen insanın böyle kendini ispat etmeye ihtiyacı yok ki. Zaten başka alanlarda takdir edilen bir insan. Onun için gitmiş işte küçük bir genç kız bulmuş, bir tane bilmem ne adam bulmuş. Bunlar güzel değil ya vallahi. Hiç huzurun olmaz. Kim yapıyorsa çapkınlık inanın ki huzursuzdur. Biz çok huzurlu yaşadık, hiç aklımıza gelmedi. Ne o beni kıskandı, ne ben onu kıskandım. İyi ki de öyle yaşamışız. O kemirir insanı. Siz de kıskanmayın, boş ver. Biraz şüpheleniyorsanız da bırakın gitsin. Bana göre öyle. Bir tane bir laf var. Arada bir karşıma çıkıyor benim de. Almanya'ya gizli gizli neden gidiyordu? Şimdi Almanya'ya Kemal benim bildiğim bir turne hani için gitti. O ekip İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu'nun olduğu turne. Bir ona gitti. İki kere de film çekmeye gitti. Bir Gurbetçi Şaban, öbürü Polis Say. Değil mi? Başka da benden gizli... Gizli gizli gidiyormuş yani, birkaç kere gitmiş, tedavi olmaya gidiyormuş diye bir haber var. Bu bence asılsız. Almanya'ya niye gitsin adam gizli gizli? Bir kere zor giden adam 15 kere nasıl gider yani, uçağa binemiyor. Neyle gidecek? Trenle mi? Arabayla. Turneye gittiğinde zaten araba aldı döndü biliyorsunuz. Konuştuk onu. Bir de evden Almanya'ya gidecek kadar uzaklaşırsa elbette benim de haberim olur. Sen nereye gidiyorsun demez mi insan? Böyle bir haber yok. Bu tamamıyla birisi güzelce uydurmuş valla. Şimdi Ramazan ayı evinizde nasıl geçerdi diyorsunuz? Şahane geçerdi. İnanın bizim evimiz çok güzel, harika Ramazanlar yaşadı. Şu an biraz artık olmuyor öyle. Benim de rahatsızlığım nedeniyle. Biz Ramazan'da 30 gün ya iftarda ya sahurda misafirli yaşardık. Kemal'in daha çok akrabalarıyla. Arkadaşlarımızdan da vardı.
oruçlar tutulur. Hatta öyle komik olurdu ki aynı insanlarla iftar yapardık. Oturur sohbet ederdik. Sonra hep beraber kalkıp onlara gidip sahur yapardık orada. Ramazan boyu ben kayınpederim, bir de onların bir akrabaları hanım vardı. Onlarla birlikte bütün camileri dolaştık. 30 gün 30 camide namaz kılardık, öğle namazı. Çok da güzel geçerdi. Akşamüstü de bizim eve gelirdik. Güzel bir iftar sofrası kurardık. En başa Kemal kurulur. Ondan sonra bayılırdı ve daha çok kahvaltı ederdik biz iftar sofrasında. Kahvaltı severdik. Ondan sonra sahurda da pilav ve komposto yenirdi bizim evde. Öyle bir hayat yaşadık. Kemal tabii çalışmadığı zamanlar tutamayabilirdi. Onun da icabını yapardı. Bakın arkadaşlar, bunlar söylenecek laflar değil. Ben oruç tutuyorum, ben namaz kılıyorum. Bunlar söylenmez. Yani herkes ibadetin nasıl olduğunu biliyor. Yerine getiren getirir, getirmeyen de icap edeni yapar. Anlatabiliyor muyum? Bu şimdi ben anlamıyorum. Gidip bir camide resim çektiriyorlar. Bunlar güzel değil. Veya benim bir ahbabım vardı vallahi. İki dakika kaybolur gelirdi. Nereye gittin der? Bir işim vardı der. Evinde oturuyoruz. Meğer namaz kılıyormuş. Hiç haberimiz olmazdı bizim. Benim anneannem de öyle. Gider gelirdi. Hiç bilmezdik namaz kıldığını. Görürsek ancak. Şimdi öyle değil. Şimdi ben namaza gidiyorum diye gidiyorlar. Niye duyuruyorsun bunu? Her şey gerçekten yapan insan için çok kaliteli oluyor. İnanın. Ben de senelerce bu işi çok çok severek yaptım. Ve halen de yapmaya çalışıyorum. Ama bu böyle ulu orta söylenecek şeyler değil. Tamam mı? Tamam mı? O kadar film yaptı, paraları nasıl harcadı da parasız kaldım, dizi yaptım dedi diyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Şimdi bakın. 82 film yaptı Kemal. Tabii ki Kemal parayı peşin aldı. Yani bütün olarak aldı. Ertem Eğilmez'den sonra ama. Yani ilk filmlerin hepsi taksitle ödendi. Ödendi. Sonuna kadar ödendi ama haftada 1000 lira, 1500 lira, işte 2000 lira, 500 lira aylarına ne geçerse ödüyorlardı. O paranın bereketi olmuyor. Ondan sonra tabii ki en büyük paraları Kemal aldı. Ama en büyük para dediğin o zaman 25 bin lira alıyor. Yani size bir söyleyeyim mi? Şimdinin 100 bin lirası gibi filan bir para. Ondan da mesela bazen 2 sene geçiniyorduk. Başka hiçbir şey yapmazsa. Tabii ev alıyorsun, borcun oluyor, çocuklar okula gidiyor. Bir sürü şey yaşanıyor. Yani ondan sonra da film yapmaya zaten 95 senesinde mi ne başladı dizi yapmaya? Ne zaman başladı? 96'da mı? Ne zaman? Bilmiyorum. Bay Kamber, hatırlamıyorum. Dizi yaptığı zaman hakikaten bizim paramız bitmişti. Aç dolaşıyorduk yani. Onun için yani çocuklar, anlattım ben bunu, kitapta da yazıyorum. Kemal hadi gel bir kahve içelim kitabını okudunuz mu? Oraya da yazdım. Biz Kemal'le makarna yiyorduk, çocuklara köfte yapıyordum ben. Bir dönem öyle geçti. 9 yıl hiç çalışmadan yaşadı Kemal. O ara işte o kazandığı paralar. Ondan sonra dizi yaptı ve kendimize geldik. İyi oldu. Allah'a çok şükür. Ondan sonra da eğer tabii hem parası olsaydı, daha doğrusu filmlerden telif alabiliyor olsaydı bu dizileri yapmazdı. Çünkü her gece 3-4-5 kanalda bazen filmi oynuyor. Bunlardan telif alma hakkı olması lazım. Bunlardan telif alsa o dizileri yapmayacaktı ve mutsuz olmayacaktı. Bu da oldu mu? Filmleri seyreder miydiniz birlikte diyorsunuz. Evet, seyrederdik. Ama sessizce seyrederdik. Konuşturmazdı, güldürmezdi. Çünkü herhalde filmlerden şey yapıyordu, kendini kritik ediyordu. Onun için kendi bir iki tebessüm ettiği yerde bakıyorduk, biz de tebessüm ediyorduk. Sonra biz kasetten seyredip yerlere yatarak gülüyorduk tabii. O zaman o da çok gülüyordu ama ilk seyrettiğimizde çıt yok. Ama sinemada biliyor musunuz, Beyoğlu'nda Saray Sineması vardı. Orada filmlerin ilk oynadığı gün, galadan bahsetmiyorum, gündüz oynadığında film başladıktan sonra sessizce girerdik, seyrederdik nasıl reaksiyon alıyor diye. O başka bir tattı biliyor musunuz? Film bitmeden de çıkardık ki kalabalığa kalmayalım diye. Muhteşem günler yaşadık o konuda.
Ben birilerine selam söylemek istiyorum. Şırnak Jandarma Tümen Komutanlığı'ndan yazıyorlar bana. O kadar mutlu oluyorum ki askerciklerime, yavrucuklarıma, o kadar seviyorum ki sizi, o kadar çok dua ediyorum ki inşallah tez zamanda sağ salim tezkerenizi alın dönün. Dönün bana da yazın, tamam mı? Evet, bir de borç senetleri söylüyorsunuz. Evet, borç senetleri var. Ben anlattım bunu. Yazmış. Ne kaç tane diyorum, kolum yoruldu bilmiyorum diyor. O zaman işte bilmiyor ve dediğim gibi Kemal paraya çok değer veren bir insan değildi. Çok böyle cin fikirleri olan bir insan değildi. Karşısındakine teslim olabilen bir insandı. Çünkü güvenmek istiyordu. Güven en önemli duygudur biliyorsunuz. Güveni de boşa çıkmadı. Çok güzel filmler oldu. Çok güzel filmler yapıldı o dönem. Fakat işte dediğim gibi elimize zar geçiyordu para. Belki de onlar da kazanamıyorlardı. Onu bilmiyorum. Ama borç senetleri de Dündar Kılıç almadı. Hep Dündar Kılıç aldı diye yazıyorsunuz. Dündar Kılıç'ın abisinin Cem Film şirketi vardı. Yahya Kılıç. Yahya Bey Ertem'den rica etti. Ertem Bey de verdi hemen zaten. Öyle bir sıkıntı yaşamadık onda. Ayrıca Arzu Film'den de hiçbir alacağı kalmamıştır Kemal'in. Onu da söyleyeyim. Bir gün aklına geliyor. Boyuna yazıyorsunuz. MF sever misiniz? Severiz. Niye sevmeyelim? Hangi müziği dinler diyoruz? Bütün müzikleri dinlerdik biz. Cazda, klasik müzikte, türküde, arabeskte, her şey, pop müzikte, Türk sanat müziği de, emek verilen her şeye saygımız büyüktür. Kemal de dinlerdi. Bazılarını çok severdi. Bazılarını mırıldanır söylerdi. Bazılarını çok severdi. Arabasında kaset vardı o zaman. Kasetlerle dolaşır, yolda açardı. Hatta yolda açar. Bazen de bir kere de köprünün ortasında halay çekmiş kendi kendine. O kadar aşka gelmiş ki arabayı stop etmiş. Tabii trafik olmadığı bir saat. Öyle saatten eskiden boştu. İndim diyor. Açtım sonuna kadar. Oynadım. Çok da güzel oynardı. Ondan sonra bindim devam ettim diyor. Çok keyifli. Görmüşlerdi. El sallamışlar. Alkışlamışlar. Falan öyle bir anısı vardı Kemal'in o konuda. Natuk Baytan'ı anlat diyorsunuz. Natuk Baytan'ı seve seve anlatırım. Çok beğendiğim bir insan. Natuk Baytan'ı ben galalarda gördüm. Boylu poslu, komilfo, bir centilmen beyefendi. Çok yakışıklı bir adamdı bir kere. Ve çok hoş bir adamdı. O kadar biliyorum. Ben çünkü film setlerine gitmediğim için yani onun özellikleri hakkında bir fikrim yok. Ama Kemal çok sever sayardı. Onu biliyorum. Ama Natuk Baytan'ı dediğim gibi size anlatacak kadar bir fikrim yok kendisi hakkında. Evet, çalışanlardan nasıl ilişki kurardı diyorsunuz. Daha ben anlattım ya evdeki Kemal diye. Çalışanlarından su bile istemezdi. Evde 3 tane kadın var ya da işte neyse kim dolaşıyorsa suyu benden isterdi. Bazen onlardan da isterse İşte babanın hayrı için bana aşlama bir su verir misin? İsteme şekli de bu. Aşlama suyu da mutlaka kış yaz aşlama. Aşlama dediğimiz ne biliyor musunuz? Yarı sıcak, yarı soğuk olacak. Böyle. İstemezdi. Kimseden hiçbir şey istemez. Hiçbir kimseyle emrederek konuşmaz. Benim şimdi çok tuhafıma gidiyor evde çalışan insana. Şunu getir, şey getir, kahve yap. Ben hiç böyle şey duymadım Kemal'den. Onun için çok tuhafıma gidiyor. Emretmek kadar çirkin bir şey daha yok. O da bir insan. Çalışıyor. Evet. Sen de çalışıyorsun. Siz bakın. Bütün olay ne biliyor musunuz? Empati. Yani sen karşındakinden nasıl bir davranış görmek istiyorsan karşıdakine o davranışı yapacaksın. Şunu getir. Bunu götür. Al burayı. Ne olmuş? Sakın. Ben Kemal'den hiç duymadım. Onun için yapan olursa hakikaten sinirime dokunuyor. Tuhafıma gidiyor yani. Nasıl böyle? Ha, çalışanlara kızar mı diyorsun? Niye kızsın ki çalışanlara? Şimdi şöyle bakın. Çalışanla erkek çok muhatap olmaz. Kadın muhatap olur evde çalışanla. Kadın eğer donanımlı bir kadınsa evdeki çalışanları da ona göre idare eder. Erkek bunun farkına varmaz. Erkek aksaklıkları görmez. Ben eski kadınım, ben böyle bilirim. Erkeğe her şeyi olması gerektiği gibi sunarsanız erkek kızmaz. Erkek evini sever. Erkek evinden vazgeçmez. Karısından vazgeçmez. Bunları söylemek zorundayım. Evet. Yeni evleniyoruz, bize tavsiyeniz. Ha, evet, onu yazdım. Yani bu zaten işte söyledim şimdi biraz evvel.
Tavsiye ne biliyor musunuz? Tabii sevgi, aşk bir zaman sonra bitiyor. Yaşam derdine düşüyorsunuz. Şimdi hayat çok çetin. Hakikaten öyle. Ama birbirinize saygınızı hiç, daha doğrusu kendinize saygınızı kaybetmeyin. Karşıdakine bir şey söyleyeceksen onu düşünüp düşünüp öyle söyleyin. Çünkü kimseyi değiştiremezsiniz. Olduğu gibi kabul edecekseniz evlenin. Ben böyle istiyorum, bunu yap. Böyle yapma, böyle davranma deme hakkınız yok. O çünkü öyle alışmış, öyle büyümüş, öyle yetişmiş. Baştan bunları görüyorsanız ya almayın ya da olduğu gibi kabul edin. Değiştirmeye sakın çalışmayın birbirinizi. Ne erkek değişir ne kadın, ben size söyleyeyim. Onun için olana razı olacaksınız. Güzelleştirmeye çalışın. Böyle yap, şöyle yap diyeceğinize ona örnek olun, ona güzel şeyler sunun. O da mutlu olsun, o da mutlu oldukça siz de mutlu eder. Çok basit hayat. İnanın öyle. Videolar uzun olsa diyorsunuz. Videolar uzun oluyor. Ama bazı yerinde ben bir kala kalıyorum. Veya gözüm doluyor. Veya işte nefesim tıkanıyor. Veya anlattığım konu biraz beni hüzünlendiriyor. Onları da kesiyorlar. Videolar böyle kuşa dönüyor bazen. Onun için yani biz emek veriyoruz. Zannetmeyin ki öyle iki tırt tırt bir fırt fırt video çekiyoruz. Sakın öyle. Hadi bir de diyorlar ki bir ne profesyonel çekin, şöyle koyun, bunu böyle koyun, gazeteyi şuradan tutun. Hayır, ben böyle yapmak istiyorum. Ben natürel yapmak istiyorum. Ben böyle kurgu bir şey yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Onun için bunu böyle kabul edin ne olur. Ben yapamayacağım öyle. Evet, cumartesi günleri çok komik. Biz beraber kahvaltı yapıyoruz. Öyle zannediyorlar. Ben de öyle zannediyorum. Çay içelim mi Gül Hanım? Çayı koyuyoruz. Çünkü cumartesi sabahları canlı yayından sohbet ediyoruz. Çayı, kahvaltıyı bir... Kaç dakika? Bana öyle yazıyorlar. Video kaç dakika? Ona göre ya kahve içeceğim ya kahvaltı edeceğim. Ben de yazıyorum. Bu sefer çok kısa veya çok uzun. Uzunsa kahvaltı sofrası hazırlıyorlar. Eğer kısa olduğunu söylersem bir kahve içip sonra kahvaltı ettiklerini söylüyorlar. Böyle eğleniyoruz biz vallahi. Bir de şeyi soruyorlar, ha babam sınıfında babası oynadı mı? Evet, bir ha babam sınıfında, sınıfta kaldı mı? Onda, pardon, babası oynadı. Çünkü Ertem Eğilmez herkesin ya annesi ya babası gelsin dedi. Hakiki velisi gelsin istedi. Yalnız Tarık Akan'ın annesini, Halit Akçatepe'nin annesi Leman Akçatepe oynadı. Onu söyleyeyim size. Nerelisin diye soruyorlar. Afyon'un Sandıklı kazasındanım. Benim babam tarafı Afyonlu, anne tarafım Sandıklı. Yani Afyon'un kazasından. Ben de Sandıklı'da doğmuşum. Ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Sandıklı efsane bir yerdi. Şimdi şehir olmuş. İstanbul'dan farkı yok. Bu halini sevmiyorum. Benim çocukken anneanneme, biz orada yaşamadık. Ben orada, babam subaymış. Orada doğmuşum. Doğru Malatya'ya gitmişiz. Bak Malatya'ya oradan bir yakınlığım var benim. Kemal'im de Malatyalı ya. Ondan sonra 40 günlükken Malatya'ya gitmişim. Fakat her tatilde, her yazda Sandıklı'ya mutlaka giderdik. Ve oranın o güzelliklerini doya doya içime çeke çeke bir hal oldum. Çünkü babam diyordu ki yazın, işte Ayvalık'a mı gitsek, Bodrum'a mı gitsek? O zaman Bodrum bu kadar meşhur değildi. Erdek'e mi gitsek, oralar daha revaçtaydı. Sandıklı diyorduk ablamla ikimiz hemen. Çünkü Sandıklı'da malzeme çok, eğlence çok. Çok keyifli bir yerdi. Arkadaşlar, oldu mu bu sefer? Tabii. Bu sefer sizin istediğiniz soruları cevap verdim. Siz ne dersiniz? Ben onu yapıyorum zaten. Ama daha çok sorular var, çok da cevaplar var. Ben de yoruldum, sesim de gitti. Onun için bir daha sefere o soruları da cevaplayacağım. Tamam mı?